Bir daha akşam yatmak öncesinde yasal düzenlemeyi yapmasını bekliyor. Emekliliği değişe takılanlar erken emekli olmak istiyorlar diye. Ancak biz erken emekli olmak derdinde değiliz. Biz gasp edilen emeklilik hakkımızı istiyoruz. Normalde 5000 gün çalışıp emeklilik hakkımızın almamız gerekiyordu. Bizler, ben şahsi olarak 7200 gündür çalışıyorum. 7000, 8000, 9000, 10000 gün çalışan arkadaşlarımız var. Sadece erkek değil, bayan arkadaşlar içinde. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan fedakarlık bıraktık. Gittik, çalıştık bu kadar zamandır. Hak ettik ve hakkımızı geri aldılar bizden. Kazandık hakkımızı ama bize 7 yıl vurdu yaştan dolayı. Yaş bekledik, gelinen kanuna göre, yani 99'da maç devam ederken bir hak kazanmıştık. İptal ettiler. TSK'lı olanlardan 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik için iki şart vardı. Birincisi, sigortalılık süresi, yani kadınlar için 20, erkekler için 25 yıldı. İkincisi de 5000 günlük prim ödeme gün sayısıydı. Bu tarihten sonra ise üçüncü bir şart daha geldi. Yaş şartı. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, senin emeklilikte yaşadıkların mağdurlar, sizler çok çalıştınız. Tam 1999'dan itibaren 2010 senesine kadar, diye kolay, tam 10 yıl sene çalıştınız. 10 yıl sene dertlerinizi yüzen ettiğiniz, sendikalara uğradınız, milletvekillerine uğradınız, belediye başkanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, partilere, bakanlara, başbakanlara dönüştünüz. Onlardan istediğiniz gibi veriniz. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de ettiniz. Çeşitli mahkemelere ettiniz. İşsiz kaldınız. Bu mücadelede sokak kuranlar, hatta ölenler oldu aramızda. Bu davayı dert edipte önde olanlar, Sayın Mehdi Lent Bıkmaz Bey, Sayın Coşkun Bahtiyar Bey, Sayın Mustafa Avcı Bey, Sayın Kemal Dede Bey, Sayın Hasan Andıç Bey, Sayın Mehmet Yenici Bey, İzmirliler, Bursalılar, Kahramanmaraşlılar, Mersinliler, Ankaralılar, İstanbullular, Mesut Bey, Sayın Mesut Bey, Yusuf Eker Bey, hepinize çok teşekkür ederiz. Sonunda mükafat alındı. Evet. Yaşa takılanlara emeklilik müjdesi geldi. Emeklilikte yaşa takılanlara güzel haberler geldi. Sigorta olarak prim sayısında olmamasına rağmen yaşa takılan binlerce sigortalara emeklilik kapısının yanından sayacak. Çalışma yeniden başlatıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında yapılan ekonomik koordinasyon kurumu toplantılarında yaşa takılanların durumlarına gündeme geldi. Başbakan Yıldırım da vatandaşın kendi mülahı ve tercihi olmak için tamamen devletin yaptığı bir düzenlemeden dolayı ortaya çıkan benim karşısında mağdur olanların haksızlık olduğunu vurmada öğrenildi. Son kararı yıldırım verecek. Evet, son kararı yıldırım verecek. Yıldırımın bu mağduriyet ve haksızlığın verilmesini sağlayacak düzenleme yapması konusunda talimat verdiğini belirtildi. Bu çerçevede Maliye ve Çalışma Bakanlığı'nın da çalışma başlattılar. Çalışanların neyine olduğu şekilde bir formül ayrılacağı belirtildi. Düzenleme her iki bakanlığın çalışmasının sonucunda buradan değerlendirmeye sunularak son kararı başlıkta yıldırı verecek. EYT mağdurları, emekli yaşı takılanlar, size güzel haber var. Binlerce çalışana bizde yeni çalışma başlatıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Emekli olurum da önüme biraz para geçer, bunların da umutlarını söndürdü. Ne söylüyordu? 1999 yılında çıkan yasa. Evet, 1999 yılında o zaman hükümeti büyük bir depremin ardından her adımımıza vergi yazdı. Emeklilik sistemini de yaş arttı getirdi. Fakat ülkemiz zaten deprem nedeniyle maliyet kriz yaşadı, işsizlik arttı. Emekli olurum da önüme biraz para geçer, diyenlerin de umutlarını söylüyordu yasa. Erken bir seçime gitti, iktidarı eleştiren 3 parti barajına çok çok altında kaldı. AK Parti iktidar oldu. 2002 senesinden bu yana tam 14 yıl var ki bu mağdurlar çok içine çektiler. Her yere gittiler. Sendikalara, muhalefet partilerine dert anlattılar. Daha doğrusu anlatamadılar. Bazı vatandaşlarımızda anti AK Parti sanatçısı vardı. Aman bu yapmasın, ben şu veya şu partiyi destekleyeyim de o yapsın, o bizim bir mağdurları korusun,
hem de puan kazansın. Bilmiyorum ki bu kanunu çıkaran o partiler zaten. Ya da dinler görünüyordu. Başbakanımız bu mağdurları 23 Haziran 2016'da dinledi. Başbakanımız bu mağdurları 23 Haziran 2016'da dinledi. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, emeklisi takılan mağdurların üzüntülerini neşeye çevirdi. Evet, neşe geldi. Başbakanımız derhal talimat verdi. Hatta bayram ertesi bu kanun çıkmalı diye de çalışmalar başlasın dedi. Bu dertli insanın özü güldü. Emeklilikte yaşa takılanları büyük bir derdi daha var. İşe girmek isteseler yaşlısın diyorlar. Emekli olalım dediklerinde ise gençsin diyorlar. Bu sebeple iki arada bir derde kalmış gibiler. Emeklilikte yaşa takılan 300 bin kişiye çözüm yolda. Şimdilik 300 bin kişi. Geriye diğerleri bilir inşallah. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı'ndan yeşil bekleyenlere emeklilik müjdesi. Emeklilikte yaşa takılanların müjdeli haberler var. Sevgi Akar Başkanı, yani Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ile makamında görüşen Ali Tezel, bu emeklilik uzunudur. Tezel detayları yazdı. Yaşa takılanlara müjde var. SGK Başkanı'na ilk sorum emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili oldu. Başkan İlhan bu konuda çalışmalarının devam ettiğini ve yakında gerçek mümkün ortaya çıkacağını ifade etti. Konuyla ilgili olarak yasağına çıksa 300 bin kişinin SSK'nın emeklilik hakkı elde ettiğinden maliyet olsunluğu hesaplandığını da belirtti. Emeklilik sadece şimdilik 300 bin vatandaşımıza, yaşını eklerken iş bulmak ve isteği alınan emeklilik olamayanlardan sadece 300 bin kişiye emeklilik hakkı gelecektir. Yaşada kılanlar kimlerdir? Çalışanlardan 8-9-1999 gününe kadar emeklilik için iki şart vardı. İki şart aranıyordu. Birincisi sigortalık süresi, kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl. İkincisi de 5000 yıllık prim ödeme yıl sırası. Bu tarihten sonra ise üçüncü bir şart daha geldi. Yaş arttı. 8-9-1999 günden önce işe girenler için kadınlarda ve erkeklerde kadın ölümü yaş bekleme süresi getirildi. Sigortalık prim yıl sayısını doğurmuş olmasına rağmen yaş şartını beklenen 300 bin çalışan %100. Başbakanımız müjdeyi verdi. Çalışan yeni olacak düzenleme için hazırlanan taslak başbakan yıldırma sunulacak yakında. Sigorta olarak prim gün sayısını doldurmuş olmasına rağmen yaş şartını ödemeye emekli olamayan 300 bin civarlık sigortalıyla ilgili çalışmaya yeniden bahsedildi. Emeklilikte yaş bekleyenlerin durumu ekonomik koordinasyon kurulu toplantısında konuşuldu. Başbakanın da bu konuda bir çözüm bulması yönünde talimat verdiği ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yürüsünüz Alıyanık Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışma başlıkları da öğrenildi. Çalışanlara lehine olabilecek şekilde bir formül aranacağı belirtildi. Başbakan Yıldırım'ın vatandaşın kendi ilahını ve tercihi olmaksızın tamamen devletin yaptığı bir düzenlemeden dolayı ortaya çıkan durum karşısında mağdur olmalarının haksızlık olduğunu vurguladığı da öğrenildi. Yıldırım'ın bu mağduriyet haksızlığının giderilmesini sağlayacak düzenleme yapılması konusunda talimat verdiği de belirtildi. İlk defa bir başbakan bu şekilde umutlar konuştu. Bu çerçevede Maliye Çalışma Bakanlıkları'ndan çalışma başlattılar. Düzenleme her iki bakanlığın çalışmasının sonucunda yeniden değerlendirilmeyen son kararı başbakan Yıldırım verecek. Hayırlısı olsun. Yıllardır bu uğurda mücadele önlerine üzüldü. Emeklilikte yaşatılan mağdurlar seslerin görmek adına çok çile çektiler. Bu çekilen sıkıntıların tamamı da üzüldü. İnşallah milyonlarca insan bu yazılan romanı okuyacaktır. Roman, yazmak kolay değil fakat yaşanılan şey çok kolay yazılıyor. Çok acılar çektiler. Gülün artık, gülün. Yaşa takılanlar gülün. Emekli olanlar gülsünler. Bayram yazsınlar bayram. Bayramlara hoş geldiniz. Sayın emekli yaşa takılan arkadaşlar, dostlar, mağdurlar. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi bugün
mağdurlar. Sizler çok çalıştınız. Şefaat edecek mi yani? Tam 1999'dan itibaren 2016 senesine kadar direkt olarak tam 10 yıl sonra çalıştınız. 10 yıl sonra dertlerinizi yere getirdiniz. Sendikaları aradınız. Milletvekillerini aradınız. Belediye başkanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, partilere, bakanlara, başbakanlara dönüştünüz. Onlardan isteklerinizi bildirdiniz. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gittiniz. Çeşitli mahkemelere gittiniz. İşsiz kaldınız. Bu mücadelede sakat kalanlar, hatta ölenler oldu aramızda. Bu davayı dert edip de önde olanlar, Sayın Mehdi Lent Bıkmaz Bey, Sayın Coşkun Bahtiyar Bey, Sayın Mustafa Avcı Bey, Sayın Kemal Bey Bey, Sayın Hasan Andıç Bey, Sayın Mehmet Yenici Bey, İzmirliler, Bursalılar, Kahramanmaraşlılar, Mersinliler, Ankaralılar, İstanbullular, Mesut Bey, Sayın Mesut Bey, Yusuf Eker Bey, hepinize çok teşekkür ederiz. Sonunda mükafat alındı. Evet. Yaşa takılanlara emeklilik müjdesi geldi. Emeklilikte yaşa takılanlara güzel haberler geldi. Sigorta olarak prim sayısının olmamasına rağmen yaşa takılan binlerce sigortalıya emeklilik kapısını yeniden açacak. Çalışma yeniden başlatıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında yapılan ekonomik koordinasyon kurumu toplantılarında yaşa takılanların durumları da gündeme geldi. Başbakan Yıldırım da vatandaşın kendi mühara ve tercih olmak için tamamen devletin yaptığı bir düzenlemeden dolayı ortaya çıkan durum konusunda mağdur olmalarının haksızlık olduğunu vurguladı, öğrenildi. Son kararı Yıldırım verecek. Evet, son kararı Yıldırım verecek. Yıldırım bu mağduriyet yağsızlığın izlenilmesini sağlayacak düzenleme yapılması konusunda talimat verdiği belirtildi. Bu çerçevede mali ve çalışma ortaklıklarına yönelen çalışma başlattılar. Çalışanların beyni olacağı şekilde bir formül ayrıca belirtildi. Düzenleme her iki bakanlığın çalışmasının sonucunda yeniden değerlendirmeye sunularak son kararı başlıkta gidin verecek. EYT mağdurları, emekli yaşı takılanlar, size güzel haber var. Binlerce çalışanımızda yeni çalışma başlatıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Emekli olurum da elime biraz para geçer diyenlerin de umutlarını söndürdü. Ne söylüyordu? 1999 yılında çıkan yasa. Evet, 1999 yılında o zaman hükümeti büyük bir depremin ardından her adımımıza vergi yazdı. Emeklilik sisteminin de yaş hattı getirdi. Fakat ülkemiz zaten deprem nedeniyle maliyet kriz yaşadı, işsizlik arttı. Emekli olurum da elime biraz para geçer diyenlerin de umutlarını söndürdü bu yasa. Erken bir seçime gitti, iktidarı oluşturan 3 parti barajın çok çok altında kaldı. AK Parti iktidar oldu. 2002 senesinden bu yana tam 14 yıl var ki bu mağdurlar çok çile çektiler. Her yere gittiler, sendikalara, muhalefet partilerine dert anlattılar. Daha doğrusu anlatamamlar, bazı vatandaşlarımız da anti-AK Parti sanatçısı oldu. Ama bu yapmasın, ben şu veya şu partiyi destekleyeyim de o yapsın, o bizim gibi mağdurları korusun, hem de puan kazansın. Bilmiyordu ki bu kanunu çıkaran o partiler zaten. Ya da bilmez görünüyordu. Başbakanımız bu mağdurları 23 Haziran 2016'da dinledi. Başbakanımız bu mağdurları 23 Haziran 2016'da dinledi. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, emekliye takılan mağdurların üzüntülerini neşeye çevirdi. Evet, neşe geldi. Başbakanımız derhal talimat verdi. Hatta bayram ertesi bu kanun çıkmalı diye de çalışmalar başlansın dedi. Bu dertli insanın yüzü güldü. Emeklilikte yaşa takılanları büyük bir kısa 300 bin kişinin SSK'nın emeklilikle hakkı elde ettiğinden maliyet konusunun hesaplandığını da belirtti. Emeklilik sadece şimdiki 300 bin vatandaşımıza. Yaşını eklerken iş bulmazlık ve isteği hazırlan emeklilik olamayanlardan sadece 300 bin kişiye emeklilik hakkı gelecektir. Yaşa takılanlar kimlerdir? Çalışanlardan 8-9-1999 gününe kadar emeklilik için iki şart vardı. İki şart aranıyordu. Birincisi sigortalık süresi, kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl.
İkincisi de 5 bin yıllık birim ödeme meselesi. Bu tarihten sonra ise üçüncü bir şart daha geldi. Yaş şartı. Yaş attı. 8-9-1999 günden önce işe girenler için kadınlarda ve erkeklerde kadın ödülü yaş bekleme süresi getirildi. Sigorta ve prim gün süresini doldurmuş olmasına rağmen yaş şartını bekleyen 300 bin çalışana müjdeyi verdi. Müjde. Başbakanımız müjdeyi verdi. Çalışanın evine olacak düzenleme için hazırlanan taslak başbakan yıldırma sunulacak yakında. Sigorta olarak prim gün süresini doldurmuş olmasına rağmen yaş şartını ödülü emekli olamayan 300 bin civarlık sigortalıyla ilgili çalışma yeniden bahsedildi. Emeklilikte yaş bekleyenlerin durumu ekonomik koordinasyon kurulu toplantısında konuşuldu. Başbakanın da bu konuda bir çözüm bulması yönünde talimat verdiği ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yürütmesi Algıyanlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışma başlattıkları da öğrenildi. Çalışanların lehine olabilecek şekilde bir formül aranızı belirtildi. Başbakan Yıldırım'ın vatandaşın kendi müdahale ve tercihi olmaksızın tamamen devletin yaptığı bir düzenlemeden dolayı ortaya çıkan durum karşısında mağdur olmalarının haksızlık olduğunu vurguladığı da öğrenildi. Yıldırım'ın bu mağduriyet ve haksızlığının giderilmesini sağlayacak düzenleme yapılması konusunda talimat verdiği de belirtildi. İlk defa bir başbakan bu şekilde umutlar konuştu. Bu çerçevede Maliye ve Çalışma Bakanlıkları yeniden çalışma başlattılar. Düzenleme her iki bakanlığın çalışmasının sonucunda yeniden değerlendirme almayacak, son kararı başbakan Yıldırım verecek. Hayırlısı olsun, yıllardır bu uğurda mücadele olmayı yüzü güldü. Emeklilikte yaşa takılan mağdurlar seslerini görmek adına çok çile çektiler. Bu çekilen sıkıntıların tamamı da yazıldı. İnşallah milyonlarca insan bu yazıları romanı okuyacaktır. Roman, yazmak kolay değil fakat yaşanılan şey çok kolay yazılıyor. Çok acılar çektiler. Gülün artık, gülün. Yaşa takılanlar gülün. Emekli olanlar gülsünler. Bayram yapsınlar bayram. Bayramlara hoş geldiniz. Sayın emeklilikte yaşa takılan arkadaşlar, dostlar, mağdurlar.